Arkadaşlar merhaba. Burada bir menekşem var. Yaprakları yumuşamış. Kök çürümesi olduğunu zannediyorum. Bunu birlikte bakacağız şimdi. Nesi var diye. Gerçekten kök çürümesine benziyor. Nasıl olduğunu göstereceğim size arkadaşlar şimdi kök çürümesine. Görüyor musunuz? Burada küçük bir menekşe var. Bunu ayırmaya çalışıyorum. Burada küçük bir menekşe var. Bunu dikeceğim birazdan. Ne kadar çürümüş görüyor musunuz arkadaşlar? Bak nasıl gevşek kök. Şöyle bir keseyim şuradan. Nasıl kök çürümesi olduğunu göstereyim. Burada birkaç tane menekşe var. Onları almaya çalışacağım arkadaşlar. Onlardan en azından üretmeye çalışacağım. Bunların kökleri sağlam. 3 tane menekşe çıkarmış olduk. Önce bu çiçeklerini temizlememiz lazım. Kök çürümesinde. Çok önemli çünkü bunlar. Kökün etrafını temizliyorum arkadaşlar. Şurada bir çürüme var. Bunu temize almak için şunu şöyle kesiyorum. Şöyle bir sağlıklı bir yere ulaşana kadar kesin. O kadar büyük menekşeden bu kaldı elimizde. Arkadaşlar bunu böyle torbaya koyacağım ben şimdi. Böyle bir torbaya. Bunu alayım önce. Böyle bir torbaya koydum. Şimdi içerisine su püskürteceğim. Böyle mandalayacağım bunu. Bunun kök salmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu böyle kök salacak. Daha sonra göstereceğim size nasıl kök saldığını. Arkadaşlar burada benim menekşelerim var. Burada benim menekşelerim var. Bunları dikmeye çalışacağım şimdi.
Bir azizlik yaptı kameramız. Fotoğraf makinesi daha doğrusu. Bakalım bu toprakta nasıl çürümeler yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane diktik. Bir tane de şu küçüğe dikelim arkadaşlar. Bu küçük saksıları biliyorsunuz küçük küçük bir birlikte yapmıştık. Keserek ortalarından. Arkadaşlar aslında ne kadar küçük saksı o kadar iyi. Bunları fitili sulama yapıyoruz görüyorsunuz. Fitilini koyduk. Bunun altına bardak bulmak gerek şimdi. Ben evdeki olan bardakları kullanıyorum artık. Burada var bir menekşe. Sparknum'da. Sararmaya başlamıştı. Çürümesi. Sparknum'da o kadar çok suyun içinde kalıyor ki arkadaşlar çürümüyor ama toprağın içine geldiği zaman o kadar çabuk çürüyor ki inanamazsınız. Sparknum yosunu bu kadar iyi biliyorsun. Yani iyi bir materyal biz çiçek yetiştirenler için. Bunlara yer bulmam gerekir. O kadar doldu ki gelişsinler. Gene satışa çıkaracağım inşallah arkadaşlar. Üç tane menekşe diktik şimdi. Şimdi şu şeyi göstereceğim arkadaşlar size. Bu plastik kapta nasıl köklendirdiğimi göstermek istiyorum tekrar. Bu deminden kök çürümesi olan menekşelerimizin yanından çıkan menekşeleri şöyle kenara koyuyorum. Bunun içine daha doğrusu su püskürtüyorum. Kapatacağım ağzını. Bunu böyle bekleyeceğim. Bu bir hafta 10 güne kadar kök vermeye başlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.